Bu ümmetin bu sıkıntılı, bu perişan zamanlarında bizim birbirimize destek olmamız lazım. Bakın Allah aşkına söylüyorum. Bugün bir video gördüm. Beni bu kadar etkileyen, bu mevzularla alakalı, Filistin meselesiyle alakalı bu kadar etkileyen bir video çok nadir. Peki bu videoda ne vardı biliyor musun arkadaşlar? 6 Şubat Maraş depreminden sonra Gazze'de 3, 4, 5, 6 yaşlarındaki çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla, suratlarına şeyle, boyayla Türk bayrağı çizen küçük bebeler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Türk bayraklı bir sadaka kutusuna, yardım kutusuna Türkiye'ye gönderilmek üzere ellerinde avuçlarında ne varsa o Gazze'li çocuklar Türkiye'ye gönderiyor. Bizim paramızda belki 1 lira, belki 5 lira ama ellerinde avuçlarında ne varsa Türkiye'ye gönderelim, kardeşlerimize destek olalım diye oradaki bebekler bize destek verdi. Ve işin en acı kısmı orada bize para atan çocukların %90'ı şu anda şehit oldu. Yaşamıyor hiçbiri. Peki Allah aşkına konuşuyorum ya. Şu anda mesela herhangi bir yardım meselesi olsa diyelim ki biz zaten elimizden geleni yapmayacağız mı? Elhamdülillah. Bak ben şuna yakin ediyorum. Kalben de inanıyorum. Bugün deseler ki Filistin'e kapılar açıldı. Yardım işte ilaç, su, yemek, gıda ne ararsan kılık, kıyafet ne istersen Filistin için kapılar açıldı. Bugün bu ülkede 10 milyar dolar toplanır. Net konuşuyorum bir günde. En az. Bizim millet elinde avucunda ne varsa verir. Onlar bize elinde avucunda ne varsa verdi. Türklere dediler yardım. 1 lira, 5 lira, 10 lira küçük çocuklar. Hepsi şu anda cennette. Belki de bize verdikleri 1 liranın 2 liranın karşılığını alıyorlar şu anda. Cennete hala da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplananlar belki de. Havz-ı Kevser'de şu anda halkada var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlara sohbet yapıyor belki de. Nereden bileceksin? Peki ben sana soruyorum kardeşim. Peki şu anda onların paraya ihtiyacı var mı? Hayır. Suya ihtiyacı var mı? Hayır. Neye ihtiyaçları var onların? Hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Onlar şu anda 3 kuruş 5 kuruş yardımımızı istemiyorlar. Kardeşim geçen adamlar serzeniş etti ya. Ya bize diyor. Cenazemizi kılmayın diyor ya. Biz kendi cenazemizi kılarız diyor. Çok güzel söylediler. Biz kendi cenazemizi kendimiz kaldırırız diyor. Gelmeyin hiçbiriniz diyor. Arap ülkelerine. Bize de söylüyorlar. Peki ne yapacağız? Ne mi yapacağız kardeşim? Ben sana basit bir örnek vereyim. Yemen ya. Yemen. Bakın bugün Yemen bir açıklama yaptı. Aynen okuyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Sare. Şu, yani buraları bitlemem lazım ama nasıl yapacağız? Neyse. Bu lanetlenmiş millet diyeyim. Gazze'ye saldırılarını sürdürdükçe bu lanetli millete diyor sihalarımız ve füzelerimize vurmaya devam edeceğiz. Yemen dedi bir avuçlar ya. Yemen var ya. Küçük bir Müslüman ülkesi. Filistin direnişi ve halkı ile dayanışma amacıyla bu lanetlenmiş rejime karşı açıktan savaşa giden ilk İslam devleti Yemen oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Helal olsun. Rabbim Celle Celle atışan isabetler izni abi. Yemen'in diyor şerefli liderliği ve halkına selam olsun. Rabbim Celle Celle onlara selam edersin abi. Amin. Filistin'i savunmak kutsal görevimiz ve her şey yapmaya hazırız demiş açıklamasında. Kutsal görev diyor. Bizimkiler ne diyor? Bırakın ölsünler diyor. Bu kapsamda Allah Celle Celaluhu'nun yardımlarıyla bu lanetli milletin diyor hedeflerine çok sayıda diyor füze fırlattık. Filistin'in yanında olsaydık yani içeri olsaydık onlara yakın bir yerde olsaydık yüz binlerce Yemenli ile beraber Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik. Ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. Çünkü Yemen biraz uzak kalıyor. Uzak kalıyor. Yani ellerinden gelen bu. Yani yakın olsa diyor bütün Yemen halkı gireceğiz içeri diyor. İmkanımız yok diyor. Adamlar bak ya bu açıklamayı Allah aşkına soruyorum. 50 tane Müslüman ülkeden hangisi yaptı be? Lan biz Saddam Hüseyin kadar olmadık be. Vallahi de billahi de ya. Lanetlenmişlerin saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz demiş. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahim ve Ya Hayren Nasirin. Bu Yemenli komutanın yaptığı bu açıklama sebebiyle Ya Rabbi en azından bak hadis-i şerifine geçiyor. Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman ona eliyle müdahale etsin. Eliyle müdahale edemezse diliyle bak ne yapıyor?
elle var. Yetmedi yerde dille var. Bak bu da bir şey ha. Ya bit bak abartmıyorum size. Açık konuşuyorum. Bir Müslüman ülke bir açıklama yapsa bekleyin lan diye. Geliyoruz lan diye bir açıklama yapsa var ya. Olay kopar haberiniz olsun. Bak mevzu çıkar yani ha. Bir geri vites yaparlar yani oralar. İsmi lazım değiller. Var mı? Yok. He. Dua mı edelim? Rabbim Celle Celaluhu Yemenli komutanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin abi. Amin. Rabbim Celle Celaluhu Yemen halkından ebedi razı olsun abi. Amin. Şimdi Türkler dememize saldıracak. Lan biz de gitmek istiyoruz. Kardeşim. Biz herkese dua ediyoruz. Merak etmeyin. Rabbim Celle Celaluhu şu anda imkanı olsa bizim için de geçer. Hepimiz imkanı olsa gideriz arkadaşlar. Kimse merak etmesin. Hemen şey yormuyorlar. Diyor ki buradan diyor Ürdün'e git. Ürdün'den diyor sınır kapıdan doğru şey diyor giriş var diyor. Bak ben bunu daha önce söyledim kardeşim. Zaten bizim kendi adıma konuşuyorum. Bizim şu anda diğer ülkelerde yani resmen arantımız var gibi bir şey. Ben daha önce söyledim. Ben bu daha mevzunun başındayken bu mevzunun başına daha bu kadar kopmamışken bizden bir arkadaşla görüşüm dedim. Gidelim dedim ya. O lanetli yerin başkentine. İsmini bile anmak istemiyorum. Dedi havaalanına indiğimiz anda bizi dedi paketlerler. Daha dedi bulamazlar dedi. Hiç kimse bulamaz dedi bizi. Mevzuyu görüyor musun arkadaşım? Zaten kardeşim arantıyız biz. Bak arantıyız. Bak Cübbeli Hoca geçen eski sohbetlerinde söyledi. Geçen de söyledi. Yani oraya indiği anda diyor anında paket. Anında paket. Gel bakayım buraya. Niye senin gözünün üstünde kaşın var? Gel bakalım buraya. Adamlar kardeşim derdi bu. He imkan olsa vallahi de billahi de tallahi de her şeyimi ne yaparım kardeşim? Atıyorum ne varsa alacak verecek borç harç helallik mevzularını kapatırım. Hakkınızı helalinden giderim. Ya ecel nerede geldiyse zaten orada öleceğiz. Ecel misal diyorum Filistin'e geldiyse Filistin'de öleceksin. Misal diyorum yola çıktın. Filistin için yola çıktın. Misal diyorum otobandan gidiyorsun. Ya daha Kuzey Marmara'da kaza yapar ölürsün. Ama niyetin neydi? Oraya gitmek. Ama o yolda ölürsün. Daha ama İstanbul'dan çıkamadın. Bak ecel oraya giderken de bulur. Mesele o değil. Mesele niyet. Halid bin Velid. İslam'ın kılıcı. Rabbim Celle Celle şefaaten nailesine amin. Radıyallahu anh. O kadar savaş kazandı. O kadar savaş kazandı. Bir tane kaybetti savaşı. Nerede vefat etti? Nerede şehit oldu? Yatağında. Allah Allah. Ama bak yatağında şehit oldu. Lafı iyi anlayın mevzuyu. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin amin. Rabbim Celle Celaluhu kardeşlerimizi bu sıkıntıdan, bu beladan, bu musibetten tez zamanda kurtarsın amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu dostlarının hürmetine, sahabenin hürmetine, tabiinin, tebe-i tabiinin hürmetine onları kurtarsın amin. Amin. Ya Rabbi biz dua ediyoruz, dualarımız kabul olmuyor. Biliyoruz ki sebebi günahlarımızdan dolayı. Ya Rabbi belalemin, ya Rahmer Rahim ve Yakar Nasir dostların hatırına, sevdiklerin hatırına, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hatırına, Ebba-i Benesel Hazretleri'nin hatırına ya Rabbi. Büyük dostlarım var, büyük veliler var. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Ya Rabbi aklıma gelen isimler bunlar. Çok dostum var. Ya Rabbi bu dostların altına bu sıkıntıları iptal eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanları feraha çıkar ya Rabbi. Amin. Serinliğe çıkar ya Rabbi. Amin. Selamete çıkar ya Rabbi. Amin. Onları orada hayırlı evler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onları da sıfırdan tertemiz binalar evler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlerin ocaklarına batırlar ya Rabbi. Onlara hepsine orada son model lüks villalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah Allah. Hak ediyorlar kardeşim hak ediyorlar. En güzel yaşama onlar hak ediyor. Şu anda. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Nasip eyle. Amin. Nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin.